Gecikmeli olsa da Beşiktaşlı futbolcuları taşıyan uçak indi Adana'ya. Yaklaşık 2 saati biraz geçti. 2 saat 15 dakika. Hatta bir kere de uçağın pisti pas geçtiğini, bir kez daha dolanıp tekrar piste indiğini ifade edelim. Biz de artık Beşiktaşlı futbolcuları bekliyoruz. Şöyle çekileyim. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı sizlere göstersin. Hemen sol tarafta Erdal abi, Beşiktaşlı taraftarlar da o noktada. Hem burada dernekten Adana Beşiktaşlar Derneği'nden isimler de burada. Artık futbolcuların ve teknik heyetin çıkmasını bekliyoruz. Şeref Hoca ilk çıkan isimlerden. Beşiktaşlı yöneticiler artık çıkış yapıyor. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Koca da ekranlarda. Sayın Ahmet Nurçebin de dün geldiğini söyleyelim. Teknik heyetten isimler Eren Şafak, Miguel, Bayram Hoca arka bölümde. Artık Beşiktaşlı futbolcuları bekliyoruz. Artık Beşiktaşlı futbolcuları bekliyoruz. Çok önemli bir müsabaka siyah beyazlar adına. Yavaş yavaş Beşiktaşlı futbolcular çıkış yapıyor. Bu önemli mücadelede Beşiktaş'ta eksikler de var. Saiz, Maxim ve Amirat Zahmetoviç ekranlarda olan isimler. Artur Masuaku ve Rozier şakalaşarak çıkıyorlar. Beşiktaş'ta keyiflerin bir aile şekilde iyi olduğunu söyleyelim. Halen o şakalaşma devam ediyor. Artur Masuaku ve Valentin Rozier arasında Beşiktaşlı taraftarlar da orada bir fotoğraf çektirmek istedi her ikili oyuncuyla. Beşiktaş haftaya 71 puan daha girdi ve Aboubakar, Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri Vincent Aboubakar, son zamanlarda attığı goller Beşiktaşlı taraftarların da çok sevdiği bir isim. Vincent Aboubakar 71 puana sahip, Beşiktaş hafta 3. sırada girdi. En azından muhtemel 11'e dair bilgiyi de paylaşalım. Kalede Mert Günoğlu bekliyoruz. Rozier, Saiz, Omar Koli, Artur Masuaku, Salih Amir, Hacı Zahmetoviç, Getson Fernandez üçlüsü. Kanatların birinde Redmond, diğerinde Cenk Tosun. Forvet'te ise Vincent Aboubakar Beşiktaş'ın muhtemel 11'i. Tayyip Talha'nın Gezdal'ın ve Raşit Gezdal'ın bugünkü mücadele oynayamayacağını, yarınki maçta oynayamayacağını söyleyelim. Wellington çıkan futbolcular arasında Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da şimdi çıktı diğer oyuncularla birlikte. Tayfur'u görüyorum. Kerem Atakan Keskin'i görüyorum. Omar Koli sakatlığını atlattı artık. Yarın itibariyle Şenol Hoca'nın da forma şansı vermesini bekliyoruz. Omar Koli'ye Onur Bulut çıkan futbolcular arasında ve Getson Fernandez. Galatasaray maçında ortaya koyduğu performans çok beğenilmişti derbide. Artık Şenol Hoca'yı bekliyoruz. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de birazdan gelecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi'nin dün itibariyle Adana'ya geldiğini söyleyeyim. Redmond ve Umut Meraş ki Azerbaycan'da oynanan hazırlık maçında çok iyi oynamıştı ve Şenol Güneş çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş. Birazdan takım otobüsü de hareket edecek. Arka taraftan kaptan Necip çıkıyor şimdi. Mert Günok'la birlikte bu sezon oynadığı mücadelelerde 0.80 ortalamasıyla ligin en formda kalecisi konumunda Mert Günok. Birazdan diğer futbolcular da artık çıkacak. Şenol Güneş ekranlara yansıyor. Siyah beyazlı takımda. Henüz hala bazı futbolcuların olduğunu söyleyelim.
O yüzden henüz hareket edilmiştir. Dün ve kameraman arkadaşım Erdal'dan rica edeyim. Salih Uçan çiçek aldı içeride. Adana'da bulunan Beşiktaşlar tarafından. Salih Uçan son haftalardaki iyi oyunu. Siyah beyazlar adına sıralama açısından ikincilik mi üçüncülük mü çok önemli yere sahip olan bir 90 dakika olacak yarın. Adana Demirspor'la oynanacak olan bir maç. Ev sahibinin de ligin iyi futbolu oynayan, iyi kadrosuna sahip takım olduğunu biliyoruz. Futbol severler için çok keyifli bir maç olmaya aday. Haftanın en güzel maçlarından biri. Ve Cenk Tosun şimdi ekranlarda. O da çiçek almış. Artık herhalde bitti mi? Bitti. Cenk Tosun'la birlikte artık futbolcular da tamamlandı. Burada bulunan isimlerin tamamı bindi. Beşiktaşlı yöneticiler bu noktadaydı. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Koca daha burada. Sayın Çebi dün itibariyle Adana'ya geldi. Yarın da gün içerisinde Beşiktaşlı yöneticilerin tam kadro şekilde burada olacağını söyleyelim. Özellikle sıralama açısından çok önemli bir 90 dakika. Raşit Gezal'ın yarın oynayamayacağını, Delali'nin, Kevin Enkudu'nun forma giyemeyeceğini ifade edelim ve sözü Adana'dan bir kez daha bu görüntülerle İstanbul'a bırakalım. Evet, Beşiktaş'ın Adana'ya inme görüntülerini hep birlikte gördük. Beşiktaş yarın Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek ki birkaç gün önceden de hep konuştuk maçı. Adana Demirspor Beşiktaş maçı gerçekten futbol severler için çok çok böyle tempo, pozisyon, acayip şeyler vaat eden bir maç. Sanki yarın da o vaatler gerçekleşecek gibi görünüyor, öyle düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Son dönemin güzel maçlarından, keyifli, tempolu, pozisyonu bol maçlarından biri olacak gibi duruyor. Ben en son Adana Demirspor, Karagümrük Adana Demirspor maçındaydım. Yine çok bol gollü, geçişi çok olan bir maçtı. Beşiktaş'ta da son dönemde Galatasaray gibi saydığımız, yani belli bir kadro var artık. Yani o kadro üzerinden olumlu gidiyor işler. Adana Demirspor'da Avrupa Kupası'nı bekliyor işte kupa durumuna göre. İstim üzerinde iki takım da bence. İnşallah seyir zevki çok yüksek bir maç izleyeceğiz gibi geliyor. İki teknik adam oyun anlayışından, oyun felsefesinden ödün vermezse dediğin doğru. Yani ikisi de gol atmayı seven ve ikisi de oynamayı seven. Vereceklerini sanmıyorum Savaş abi. Yani öyle olursa çok güzel bir futbol bizi bekler. Evet. Bol golün bizi bir hafta. Hani belki de bu haftanın en güzel maçı olur. Olabilir, evet.